Sayın Bahçeli de bir açıklama yaptı. Ne dedi Ercan Bey? Dedi ki bunun özelleştirilmesi yanlış. Devlet değiştirmeli. Devlet burada. Üretimle alakalı kendisi açıklama, tam açıklamasını şey yapayım. Kamulaştırmalı, geriye dönmeli dedi yani. Kendi elektriğimizi kendimiz üretelim, satalım dedi. Zaten biz üretiyoruz da. Dergi yükünün azaltılması sonları affedecek. Bakın, Türkiye'de enerji dağıtım ihaleleri inanılmaz yüksek rakamlara yapıldı. Geçen gün açıklamalar yapıldı, 5 çete yapıldı. Yalnızca 5 çete dağıtmıyor. Sabancısı var, Zorlusu var bu işin içerisinde. Gedizi var, Aydem'i var. Bursa İngilizlerin, Ercan Bey, Bursa İngilizlerin Limak'taydı mesela. Aldılar Limak'tan. Sattılar. İngilizlere satıldı. Daha büyük garabeti söyleyeceğim şimdi. İyi dinleyin. Sayın Bursalılar da iyi dinlesin. Erman Bey de bizi dinlesin. Biz herhalde şu anda uydudan bütün Türkiye'de bizi izleyebiliyorlar değil mi? Bütün dünyadan her yerde evet. İzlenebiliyor zaten. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu elektrik dağıtım özelleştirmeleri yüksek rakamlara yapıldı. Milyar dolarlar, 300 milyon dolarlar. Dolar kuru düşüktü o zamanlar. Belli bir yatırım şartı. Bu tabii ki dolar kuru düşükken yapıldı. Ne yaptılar? Bankalardan borçlandılar. Bankalar da ne yaptı bunu? Sendikasyon kredileriyle finanse ettiler. Böyle olduğu için de bugün artan kurlar karşısında maalesef dağıtım şirketlerinin bunları finanse edebilme şansı yok. Kısa bir süre önce Osman Gazi dağıtım mesela el değiştirdi, Zorlu'ya geçti. Bizim Bursa'da, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir elektrik dağıtımını yapan Uludağ elektrik biliyorsunuz İngiliz fona satıldı, rekabet kurumunda onayladı. Evet. Şimdi bakıyoruz. Devlet ne yapıyor? Enerji üretiyor. Özel sektör enerji üretiyor. Ne yapıyor? Yerli üreticiden elektriği alıyor 5,5 sente. Bu dağıtım şirketinden 2,9 sente satıyor. Yani zararına satıyor. Dağıtım şirketleri de bunu alıyor. 11,5 sente satıyor. Ya bizi. Evet. Böyle. Kaç sente alıyor dediniz? 2,9 sente alıyor. Satıyor. 3 sente satıyor. Onlar da bize 11,5 sente satıyor. Devlet 4'ü alıyor bize 11'e satıyor. 4 katı değil evet. mi? Evet. Şimdi en insaf böyle. Dağıtım işte. Şirketleri bakın sevgili halkım elektrik faturalarında doğal gaz faturalarında KDV indirmek yeterli değil. Bunların temel ihtiyaç maddelerinin zorunlu ihtiyaç maddelerinin özelleştirilmesi başı başına hataydı zaten. Bugün bakıyorsunuz dağıtım şirketlerine sağa çokuma dağıtım bedeli, kayıp kaçak bedeli. Ya kardeşim, enerji zaten depolanamayan bir şey elektrik enerjisi. Kayıp kaçak bu işin içerisinde var. Etinden, sütünden, gübresinden, yününden, boynuzundan, sakatatından, her şeyinden faydalanmak gibi bir ihale modeli olabilir mi? Koyun muyuz biz? Koyun muyuz biz her şeyimizden faydalanıp sakatata kadar yani? Ya böyle bir özelleştirme ihalesi olabilir. Doğru söylüyor Ercan Bey. Gittiler bankalardan aldılar kredileri. Onlar da gittiler Londra tefecilerinden, İspanyol bankalarından. Aldılar sendikasyon kredilerini. Olan biten Türk halkın oldu. Yapmayın. Yazıktır, günahtır. Şimdi. Ne yapalım Ercan Bey? Daha büyük bir garabet var. Daha büyük bir garabet var. Bu patronlar ne yaptılar biliyor musunuz bir de? Bunlar ne yaptılar biliyorsunuz? Elektrik, doğalgazda imtiyaz hakkı aldılar. 25 yıl, 30 yıl. Sonuçta ne yapacak? Süresi bittiğinde yatırım şeylerini iade edecek. Yetmedi kazandıkları. Şimdi bir de bir üst şirket kurdular. Şimdi bu dağıtım şirketi, elektrik dağıtım şirketleri bir dağıtım şirketi var. Bir de parakende şirketi var satan. Evet, parakende şirketleri. Ne yapmaya başladılar biliyor musunuz? Bir de üst çatı şirket kurdular. O çatı şirketi Türkiye'de Borsa İstanbul'da halka açtılar sevgili halkım uyumayın. İsmi ne Ercan Bey? O çatı şirketin. İşte Başkent Doğalgaz. He. Adam açtı doğalgazı. Halka da açtı şimdi. Koyduğu parayı da aldı. Ne açıldı en son? Aras Elektrik. İşte Doğu'da Erzurum'da şey yapan kimin? Kolin'le yanılmıyorsam Kiler Holding. Kiler'le Çalık Holding'in. Doğu Aras Elektrik Şirketi. 90 küsur 120 liradan 110 liradan çıktı. Şimdi 92 lira fiyatı herhalde bugün kapanış.
Kendinin olmayan bir şeyi kiraladığı bir şeyi halka açtılar. %10'u %20'si halka koydular. Yarın bugün artacak. 25 yıl sonra ne olacak?